Günaydın, herkese iyi haftalar. Piyasalar açısından önemli bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Çok uzun süredir beklenen, konuşulan ve çok yoğun bir başa baş yarışın sürmekte olduğu Amerikan seçimleri yarın gerçekleştirilecek. Aslında Clinton'ın rahat kazanabileceği öngörüsünde olunan bir seçimdi. Ben başından beri açıkçası Trump'ın kazanma ihtimalinin daha güçlü olduğunu düşünüyordum. Bunu çeşitli vesilelerle de dile getirmiştim. Özellikle dünyada yaşanan terör olaylarının Trump'ın elini bu seçimlerde daha güçlü kıldığını düşünüyordum ama son gelinen noktada artık iyiden iyiye bir başa baş yarış olacak gibi gözüküyor. Hatta geçtiğimiz hafta yapılan bazı anketlerde Trump'ın öne geçtiği haberleri bütün dünya piyasalarına bir miktar tedirginlik yarattı. Gerçi son anketlerde Clinton'ın tekrar bir miktar önde olduğunu, az bir farkla önde olduğunu gösteriyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Birincisi Brexit şokunu yaşamış piyasaların mutlaka bu seçime de bir şekilde kendine hece ederek girme ihtiyacı duyacaklarını düşünüyorum. Yani Trump'ın seçilmesi bütün dünya siyaseti için ve ekonomisi için bir belirsizliği beraberinde getirebilir gibi gözüküyor. Tabii hani seçimden önce söylemek, vaat etmekle seçilirsen hayata geçirmek aynı şeyler değil ama bir tedirginlik yaratacağı kesin. Clinton'ın seçilmesi ise piyasalarda kısa vadeli bir olumlu havayı beraberine getirebilir. Sonrasında herkes bu gelişmeleri izleyecek. Şu söylenebilir. İçeride özellikle geçtiğimiz haftanın son gününde iç siyasette yaşanan gelişmeler ve bunların yarattığı baskı, yani gerek içerisi gerek dışarısı birleşince işte 3.17'lere kadar giden bir döviz kuruyla haftayı kapatmıştık. Başlarken tekrar Clinton'ın önde gözükmesi, S&P'nin Türkiye'nin görünümünü yükseltmesi, orada bir şeyin altını çizeyim, yükselten şey ülkenin notu değil, görünümü. Yine de önemli ve olumlu bir adım, bunu da kabul etmek lazım. Belki Fitch'in olası bir not indiriminin önünü kesmiş ya da biraz o ihtimali azaltmış gibi yorumlanmasıyla beraber bir miktar kurda gevşeme, şu anda işte 3.15'ler seviyesindeyiz, yaşanan sert düşüşten sonra da bir miktar borsada yükselişi beraberine getiriyor. Cuma günü görülen yaklaşık 74.200 puan seviyesi ki kapanış o seviyelere yakın. Teknik olarak son derece önemli bir yerde ve o desteği şu anda çalıştığı gözüküyor. 75 binler düzeyinde şu anda seyrediyor piyasa. 75 binlerin biraz üzerinde. Yukarı doğru özellikle Clinton seçilirse ve içeride iç siyasette yeni gerginlikler ya da yeni sıkıntılar baş göstermezse belki yukarı doğru bir atak 77-77.5'lara doğru bir atak borsada söz konusu olabilir. Döviz tarafında da bir miktar daha Türk lirasının değer kazanması söz konusu olabilir. Belki 3.12'ler, 3.11'ler ama bu yaşanacak şeyler demin de ifade etmeye çalıştığım gibi hem dışarıda Clinton'ın seçilmesi ve bir iyimserliğin ortaya çıkması lazım. İçeride de yeni sıkıntıların, yeni gerginliklerin, yeni özellikle siyaset kanalında yeni kaygıların ortaya çıkmaması gerekir. Açıkçası toplumun bir kesiminde terör endişelerinin biraz daha arttığı gözleniyor. Yani bu gündemle haftayı geçireceğiz gibi gözüküyor. Tabii seçimleri gördükten sonra belki bir kez daha değerlendirmek, bir yayın daha yapmamız gerekebilir ama şimdi söyleyeceklerim, hani ana başlıklarıyla yayının başında da söyledim, Brexit'i gördükten sonra çok net konuşmak mümkün değil. Çok başa başla bir yarış gibi gözüküyor. Herkesi kendini bir miktar koruma altına alması ya da beklentisine göre bir pozisyon alması gerekebilir ama Trump'ın seçilmesi önemli bir dalgalanmayı piyasalarda yaratabileceğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Hepinize şimdiden bol kazançlı ve iyi bir hafta diliyorum.